Herkese merhaba, kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün güzel bir pamuk poğaça, simit poğaça da diyebiliriz buna, beraber yapacağız. Şimdi isterseniz yapım aşamasına geçelim. Gördüğünüz gibi derin bir kaba öncelikle suyumu ekledim. Ilık su olmasına dikkat edin. Mayanızın güzel kabarabilmesi için mutlaka ılık su kullanmanız gerekiyor. Üzerine de bir paket instant mayayı döktüm. Şöyle tahta kaşık yardımıyla bir miktar karıştırıp iyice içerisine erimesini sağlıyorum. Mutlaka tarifte tahta kaşık kullanın. Karıştırmak için mayanın ölmemesi gerekiyor. Demir kaşık kullanırsanız mayanız ölebilir. Üzerine de sıvı yağımı ekledim. Daha sonra üzerine de yumurtamı ekliyorum. Şimdi biraz daha çırpmaya devam ediyorum. Yumurtanın iyice dağılıp içerisine karışmasını sağlıyorum. Aşağıda açıklamalar bölümünde de ayrıntılı olarak malzemelerin miktarları yazıyor. Oradan bakabilirsiniz. Üzerine toz şekerimi ekliyorum. Toz şeker mayanın daha güzel kabarmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi üzerine de tuzumu ekliyorum. Hiç çırpma işlemini bırakmadan sürekli çırparak mayanın aktifleşmesini sağlıyorum. Bu şekilde malzemeler iyice birbirine karışmış oluyor. İyice eridiğinden emin olduktan sonra da üzerine unumu ekleyeceğim. Önceden kaseme elemiş bulunduğum unu üzerine ekliyorum. Yavaş yavaş ekliyorum. Sizler de öyle yapın çünkü unun markasına göre farklılık gösterebileceği için miktar aşağıda yazdığım miktarı yavaş yavaş ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Tahta kaşık yardımıyla bu işlemi kolayca yapabilirsiniz. Daha sonra unumun geri kalanını da ekleyerek hamuru güzel bir kıvama gelmesi için sürekli karıştırıyorum. Hem de bu sırada unun içerisindeki maya da aktifleşmiş olacak. Güzelce içerisine unumu yedirdikten sonra tahta kaşığımı içerisinden çıkarıp el yardımıyla yoğurmaya devam edeceğim. Unumu iyice içerisine yedirdim. Gördüğünüz gibi neredeyse tamamen karışmış duruma geldi. Tahta kaşığımı içerisinden çıkarıyorum şöyle. Daha sonra el yardımıyla iyice hamurumu yoğuruyorum. Bu şekilde yoğurma aşamasını tamamladıktan sonra streç filmle üzerini kapatıp dinlenmeye bırakacağım. Mayanın güzelce aktifleşip hamurumuzun güzel bir kabarıklığa ulaşması için 1 saat kadar bu şekilde mayalanmasını bekliyorum. Üzerine de bezimizi örtüyorum. Karanlık ve ılık bir ortamda 1 saat kadar mayalanmasını bekliyorum. Evet, 1 saatimiz doldu. Mayalanmaya bıraktığımız hamurumuz gördüğünüz gibi çok güzel kabarmış ve mayalanmış durumda. Şimdi diğer aşamasına geçmek için streç filmi açtım. İçerisinden güzel kabarmış, mayalanmış hamurumu alacağım. Öncelikle şöyle bir spatula yardımıyla topluyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuz mayalandı. Ancak karıştırdığımızda havası söndü. Hiç önemli değil. Bu havasının sönmüş olması mayamızın güzelce hamurumuzun kabarmasını engellemeyecektir. Hiç merak etmeyin. Şöyle bir hamur matının üzerine bir miktar un serpiştirdim ve hamurumuzu üzerine aldım. Bir miktar şöyle toparlayıp yoğurma aşamasına geçeceğim. Siz de mayalanan hamurunuzu şöyle el yordamıyla biraz yoğurursanız daha güzel bir sonuç alacaksınız. İyice hamurumuz tamamen yapım aşamasına gelmiş oldu. Çok güzel yumuşacık bir hamur elde ettik. İlk önce mayalandırma aşaması çok önemli. Burada dikkat etmemiz gereken. Daha sonra da şöyle yoğurarak hamurumuzu biraz daha kıvamlı hale getiriyoruz. Gördüğünüz gibi iyice yoğurdum. Şöyle bir silindir şekline getireceğim. Ve ortasından ikiye ayıracağım.
Evet, ortasından ikiye ayırıp her iki parçayı da 6'şer adet parçaya ayırıp toplamda 12 adet poğaça elde etmiş olacağız. Ancak siz büyüklüğünü çok görürseniz biraz daha küçük parçalarda ayırıp daha fazla adet çıkarabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Ortalama güzel bir boyutta poğaçalarımız olacaktır. Evet, bir parçasını silindir haline getirip 6 parçaya yeniden ayırdım. Her bir parçayı biraz unlayarak şöyle parmak hareketlerimizle hamuru dıştan içe doğru katlayarak yuvarlama aşamasına geçeceğim. Burada yaptığım hareket hamurumuzun güzelce kabarıklığa, içinin tel tel ayrılmış bir poğaça olmasına neden olacaktır. Bu işlemle pofuduk bir poğaça elde etmiş olacağız. Diğer tüm kalan parçaları da bu şekilde hazırlıyorum. Evet, tüm parçaları bu şekilde kenara hazırlayıp mayalandırma aşaması. Hazırladığım hamur parçaları kenarda dururken ben batıracağım sosu hazırlıyorum. 1 adet yumurtayı bir derin kaba koydum. Şöyle biraz çırpıcı yardımıyla iyice çırpıyorum. Üzerine de şimdi su ekleyeceğim. Evet, suyumuzu da üzerine ekleyip biraz daha yumurtanın açılmasını sağlıyoruz. Bu şekilde bir sos hazırladım. Şimdi hamurlarımı bu sosa batıracağım. Gördüğünüz gibi öncelikle tüm malzemeyi yanıma getirdim. Kavrulmuş susam kullanıyorum. Mutlaka siz de kavrulmuş susam kullanın. Çünkü simit tadını oradan alabiliriz ancak. Normal satılan pasta için satılan susamlar pek simit tadı vermeyecektir. Evinizde eğer kavrulmuş susam yoksa kendiniz fırında kavurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir hamur parçasını öncelikle sosa batırdım. Daha sonra da susamın içerisine batırdım. Tamamı her yere gelecek şekilde susamla kaplıyorum. Her bir parçayı bu şekilde hazırlıyorum ve tepsime diziyorum. Gördüğünüz gibi bir tepsiye ben 9 parça koydum. Bu şekilde bir bezle üzerini kapatıp 15-20 dakika daha tepsi mayasına bırakıyorum. Diğer kalan 3 parçayı da simit şekli vererek size ayrıca bir simit nasıl yapılır göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi aynı şekilde yumurtayı sosa ve susama batırdım ve silindir şekli verdim. Daha sonra uç kısımlarından tutarak kıvırıp hamuru uç kısımlarını da birleştirdim. Şimdi yine ayrıntı olarak göstereceğim size. Gördüğünüz gibi hamur parçasını öncelikle sosa batırdım. Daha sonra susama batırdım. Bu şekilde simit görünümü de verebilirsiniz parçanıza. Evet, daha sonra şöyle silindir şekline getiriyorum. Hamuru iki taraftan kıvırarak şekil veriyorum. Evet, şu anda gördüğünüz gibi iyice kıvırdım. Hamuru iyice uzattım. Mayalı hamur olduğu için, kendini çekeceği için biraz daha uzatıyorum. Ve en uç kısımlarını birbirine dolayarak birleştirdim. Şöyle simit görünümü verdim. İsterseniz tüm poğaçalarınızı bu şekilde de hazırlayabilirsiniz. İki tip gösterdim ki size istediğinizi yapabilirsiniz diye. Onu da üzerini kapattım. 15 dakika mayalanmaya bıraktım. Mayalanmış poğaçalarınızı gördüğünüz gibi bir mutfak makası yardımıyla uç kısımlarından çapraz şekil atıyorum. Mutfak makasınız yoksa bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz bu işlemi. Üzerine çapraz şekille kestim. Kabarıp oradan parçalarınızın açılmasını ve şekilli bir görünüme sahip olmasını sağlamak amacıyla tüm tepsiyi bu şekilde hazırladım. Ve şimdi fırında pişirme aşamasına geçeceğiz. Evet, 180 derecede önceden ısıtılmış fırınımızda 15-20 dakika civarı üzerine kızarıp güzelce kabarıp pişinceye kadar fırında tutacağız. Gördüğünüz gibi parçalarımız pişti. Mis gibi oldu. Fırından çıkar çıkmaz üzerine kesinlikle bez kapatmamanız gerekiyor. Çünkü kurumadan içi yumuşacık bir poğaça elde etmek istiyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle yakından göstereyim size.
Altı da çok güzel pişmiş. Üzeri de çok güzel pişmiş. Güzelce kabarmış. Simit parçalar elde ettik. Mutlaka ama mutlaka fırından çıktıktan sonra üzerine bir bezle örtün. O şekilde asla sertleşmeden yumuşacık parçalarınız kalmış olacaktır. Şöyle iç dokusunu da size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tel tel ayrılmış pofuduk parçalar elde ettik. Hem kokusu şahane hem görüntüsü şahane bir parça oldu. Ben burada iç malzeme kullanmadım. Ancak siz evlerinizde isterseniz içine istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Sucuk olur, beyaz peynir olur, kaşar peyniri olur. Her şekilde içerisini doldurup değişik parçalar da elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şöyle yumuşaklığını da size gösteriyorum. Pofuduk çok güzel bir parça oldu. Mutlaka her tarafını susam gelecek şekilde yapın ki tadını gerçekten sizler de alın istiyorum. Bu tarifimi eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz de abone olup zil butonunu açarsanız diğer videolarda buluşuruz. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.